ediyoruz. Efendim şimdi bu meseleleri falan hani uzun uzun konuştuk. Buna dair çözüm nedir? Yani bir yol haritası nedir? Çok AK Parti'nin başından itibaren ortaya koyduğu çözüm süreci çok nettir. Bir, tam demokrasi. İki, tartışmasız çözüm süreci. Üç, tavizsiz kamu düzeni. Biz bunlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Kamu düzeni olmazsa olmaz değil mi? Aynen öyledir. Çünkü her rejim gibi demokrasi de kendi güvenliğini üretir. Demokrasinin güvenliğini ürettiği çözümün adı da kamu süreci, kamu düzenidir. Ve bizim kamu düzeninden vazgeçmemiz mümkün değildir. Ve bunu sağlamak için devlet, yani bu devlet dediğimiz aygıt bugün ortaya çıkan bir aygıt değil, 10 bin yıllık bir aygıttır yani. Ve bu 10 bin yıllık aygıt kamu düzenini sağlamak için vardır ve bunu ciddi bir şekilde sağlayacak. Bir taraftan yatırım ortaya koyacaktır, bir taraftan da milletin arasındaki hukuku ve o ortak yaşama kurallarını belirleyecektir. 150 katrilyonun üzerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hükümetimizin yatırımı var. Dikkat edin, yani 150 katrilyon demek Türkiye'nin bundan 15 yıl önceki, 20 yıl önceki bir yıllık gayri safi hasılasıdır. Yani toplam elde ettiği milli gelirdir. Evet. Türkiye bu konuda özellikle ortaya koyduğu bütün süreci bir akbil ile beraber yönetmektedir. Ama Melih Bey size şunu söyleyeyim. Bütün bunlar geçecektir. Ve her birimiz bir sınavdan geçiyoruz. Siyasi partiler sınavdan geçiyor. Yani bu işin paydaşları sınavdan geçiyor. Bu işin tarafları sınavdan geçiyor. Ve şunu ifade edeyim ki tarih bu sınavı, bu sınavdaki başarısız olanları ve bu sınavda samimi duranları yargılayacaktır. Yani bu toplumda 77 milyon insanımız var. Her birinin kendine ait idealleri var. Her beklentileri var. Ve bu idealler, bu beklentiler, bu arzular, bu istekler yönetecek geleceği. Ve bu geleceğe darbe vurmak isteyenlerin tamamı göreceksiniz ki sınıfta kalacaklardır. Şimdi bunun yöntemlerinden biri de kuşkusuz sandık. Siz söylediniz 9 seçimden galip çıkmış bir parti. Şimdi her seçimden güçlenerek çıktığı için de doğal olarak bu AK Parti kaçtı, CHP bir şekilde de aslında şeyden, demokrasiden, görünen taraftan umudunu yitiriyor. O yüzden de dediniz hani bürokrasinin içine yuvalanıyor ya da başka bir takım tezgahlar falan dediniz. Şimdi önümüzde bir genel seçim var. Önce ben şunu sorayım, bu seçimin erkene çekilme ihtimali var mı? Bu da çok konuşuluyor. Yani çok gündemimizde böyle bir tartışma yok şu anda. Yani çünkü şey denildi, hani Haziran yaz dönemi... Ya buna erkene sınavı... çekilmek denmez ama bu kamuoyundan çıkan tartışmaların üzerinden gündeme geliyor. Daha bizim gündemimizde böyle bir şey, en azından yetkili kurullarımızda böyle bir şey oluşmuş değil. Ya eğer sınavlarla, imtihanlarla ilgili böyle bir haftalık bir oynamaysa, ki böyle bir şey de düşünüldü, o da erken sayılmaz. Sadece biraz öne çekilmesi olabilir. Yani bir haftalık, 15 günlük. Ama böyle bir şey tartışıyor da değiliz. Peki. Siz bu genel seçimde sizin temel argümanınız ne olacak? Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi Sayın Davutoğlu'yla AK Parti'nin aslında ilk büyük sınavı da olacak. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hareketin hep lideri biz olarak bu seçime, kalacak. Biz bu seçime hepiniz. Biz bu seçime bir taraftan genel başkanımızla, bir taraftan kadrolarımızla en rahat giden siyasi partiyiz. Bakın şimdi kongre yapıyoruz. 1051 bu hafta gene mahalle kongrelerimizi tamamladık. Bir taraftan onu yaparken bir taraftan Türkiye'nin genelinde bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, başbakan yardımcılarımız, Türkiye'nin her tarafta danışma meclislerimizi yaptık. Buna Batman'da dahil, Diyarbakır'da dahil, Balıkesir'de dahil, her taraf, İzmir'de dahil olmak üzere. Ve bir seçime en hazır partiyiz. Ve bu seçimde, yani Türkiye'nin 2015 seçiminde de çok rahat bir seçime gittiğimizi belirtmek isterim. Tabii her seçimin kendine ait riskleri vardır. Ama avantajımız şu. İki topal ördekle yarışacağız. Birisi CHP, birisi MHP. İki seçim kaybetmiş ve özellikle CHP'de kendi kongresinde genel başkanlığın işte delegesinin yarısına yakınının oyunu bile almaktan bir şekilde ona nasip olmayan bir CHP ile seçime gideceğiz. Ötekisinin de kendi içerisindeki tartışmaların halının altına süpürüldüğü ama içinden içine kaynaştığı. Oysa bizde seçim galibiyetleri gerçekleşmiş. Genel başkan değiştirmiş ve bunu hem sancısız
hem de milletin kabulüyle beraber. Yani zaten 2-3 günde şöyle, bir gazeteci olarak söylüyorum, başlangıcı bir değişime şahit olduk. Yani Cumhurbaşkanı değişti, Genel Başkan değişti, Başbakan değişti ve bütün bunlar çok hızlı bir şekilde oldu. Hedef net. Yani AK Parti kendi hedefini görüyor. Bir, yeni anayasayı çıkarabilecek bir çoğunluğu elde etmek. Yani Türkiye'nin darbe kurallarıyla yönetilmesinden vesayetin son kalıntısıdır bu. Süpürüp atmamız lazım. Hep birlikte süpürüp. Bu sadece bizim derdimiz değil. O zaman 330 ve üstü mü? Bu 330 ve üstü. Nasip olursa 367 ve üstü. Ben bunun çok rahat olabileceğini düşünenlerdenim. Ya bu konularda da Münih Bey, yani beni lütfen farklı algılamayın veya izleyenlerimiz de algılamasınlar. Az yanılan insanlardan bir tanesi. 3 ise 3, 3.5 ise 3.5. Neyse onu söylerim yani rasyonel olarak. Çok rahat bir şekilde AK Parti 50'nin üzerinde olacak önümüzdeki seçimde. %50'nin üzerinde. %50'nin üzerinde çok rahat bir şekilde. Terminolojik olarak bir şey söyleyeyim. AK Parti hakim parti oldu. Ve diğer siyasi partiler, bırakın muhalefet üretmeyi, Türkiye'nin geleceğine ait bu millete söyleyebilecek söz bulmakta zorlanıyorlar. Siz hiç anket falan yaptırdınız mı? Daha yeni son anket yapıldı. 50'nin üzerinde gene. 50'nin üzerinde. 50'nin üzerinde ama bir seçim satında onu çok üzerine geçebilecek bir şeyi ortaya koyarız. Onun için meydanlarda temel argüman ne olacak Sayın Soylu? Yani AK Parti ne diyecek? Şunun için. Şimdi ben içerik, şimdi 12 yıldır iktidardasın. İçerik anlatıyorum. Türkiye yönetiyorsun. İçerik anlatıyorum. Evet. Çok net. Bir, biz bu millete taahhütler verdik. Ne dedik? Biz bu millete yeni bir anayasa oluşturacağız. Ne dedik? Paralelle mücadele edeceğiz. Ne dedik? Çözüm sürecini devam ettireceğiz. Ve yine ne dedik? Biz millete söyledik. 2023 hedeflerine ulaşacağız diye. Ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi haline getireceğiz. Şimdi bu hedeflerini çok iyi bir noktaya taşıyabilmek için bütün programını hazırlamış ve 2023 hedeflerine konsantre olmuş, bütün kadrolarıyla da buna inanmış ve millete bu konuda verdiği sözleri yerine getirmek isteyen yeni Türkiye'yi tırnak içerisinde inşa etmek ve yeni Türkiye'yi 21. asırda hak ettiği noktaya getirebilmek için çaba sarf eden bir siyasi partiden bahsediyoruz. Yeni anayasada temel motivasyonlardan biri başkanlık sistemi mi olacak? Bunlar önümüzdeki dönemde. Siz bunu araletle savunanlardan birisiniz, biliyorum. Ben başkanlık sisteminin Türkiye için kaçınılmaz bir, hatta savunma değil, kaçınılmaz bir sona olacağını düşünüyorum. Yani biz ona ulaşacağız. Ne kadar sağa sola yalpalarsak yalpalayalım, Türkiye'nin ihtiyacı başkanlık sistemidir. Yani ne kadar, yani bu yalpalamayı bir siyasi şey olarak söylüyor değilim. Yani hani direnç gösterenler için söylüyorum, refleks koyanlar için söylüyorum. Türkiye'nin hem rasyonel siyasetinin karşılığıdır, hem de Türkiye'nin ihtiyacıdır başkanlık sistemidir. Ve bugüne kadar da karşı karşıya kaldığımız engellemelerin de çaresidir başkanlık sistemi. Ve Türkiye, ama bunu tartışacak Türkiye. Yani bu şu demek değil, biz istiyoruz da illa olacak diye değil. Evet, biz bunu talep ediyoruz, öneriyoruz. Ama bu halkın bize sunacağı kompozisyonla doğru orantılıdır. Evet. Yani bu kompozisyonla, yani biz bu anayasayı da bu kompozisyona uygun bir şekilde milletle paylaşacağız. Bu anayasada muhalefetin de ortak olmasını, yani muhalefetin de bir şekilde ortak olmasını istiyoruz. Peki Sayın Soylu, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Bülent Arınç hükümet sözcüsü, o şu anda Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor. Oraya döneceğiz. Siyaset 24'ten iyi akşamlar.